Literatürü aradığım, şey yaptığımda, araştırdığımda şöyle, yani bu sınıflamalar, anatomik sınıflamadan ziyade daha çok hangisine cerrahi yapıp hangisine cerrahi yapmamız gerektiğine dair sınıflamalar. Burada Japonların yaptığı bir çalışmada dorsal grup anevzmaları ve non-dorsal grup anevzmaları diye sınıflanmışlar ve dorsal grup anevzmalarını sadece nicelin dorsal yüzünden çıkan anevzmalar ve ortalık kartal anevzmalar olarak sınıflandırıp diğer anevzmaları da non-dorsal diye sınıflamışlar ve dorsal yüz grup anevzmalarının %60 oranında endovasküler, non-dorsal grup anevzmalarında %92 olarak endovasküler tedavi yapılmasını öngörmüşler. Kısa endovaskülerden, epidemiolojiden bahsedecek olursak, bu intrakranial anevzmaların %1,5'da %8'e ama gelişen görüntüleme teknolojilerine göre son yıllarda bu oran gittikçe, bulunma oranı, insan tahmini bulunma gittikçe artıyor, %11'de %20. Kadınlarda daha sık ve multip görülme olasılığı daha yüksek. Semptomimizi genelce asemptomatik saptıyoruz ama visüel semptomlar çok ağırlıklı bir şekilde kliniğe yansıyor hastalarda. Doğal seyri nasıl, bu anemizmaların doğal seyri nasıl? Doğal seyri şu şekilde, UKAS'ın yaptığı sınıflamada 7 milimin altındaki hastalarda kanama olasılığı 1000'de 1. 7 ile 24 milimetrenin arasında ise %1. Yıllık hastalarda her 25 milimetrenin üzerinde ise yıllık kanama olasılığı %10. Peki bizim tedavi indikasyonlarımız ne olacak, tedavi indikasyonlarımız? Çünkü hani bunların kanama olasılığı çok düşük ve klipaja da çoğunluğu uygun değil. Onun için tedavi indikasyonu, UKAS'ın tedavi indikasyonlarına göre 7 milimetrenin üzerindeki anevzmalara ve boyun yaşam beklentisi olan hastalarda tedavi edilebiliyor ve aynı zamanda kitle etkisi düzensiz şekilde bir depo olan anevzmalarda ve posterior dolaşıma katılan anevzmalarda tedavi edilmesini öneriyorlar. Bizim endovasküler tedavi çeşitlerimiz neler, modalitelerimiz neler? Sadece primer koagülasyon yapıyoruz, stent destekli koagülasyon yapıyoruz, akım çeviriciler kullanıyoruz ve akım çeviriciler destekli koagül yapabiliyoruz. Tekrar literatürü araştırdığımızda 400 serilik bir vaka serisi var. Sadece parakümbiyet anevizmalara yapılan endovasküler tedavilerde. 7 milimetrenin üzerinde 114, toplam 400 hasta, 7 milimetrenin üzerinde 115 hasta, 285, 7 milimetrenin altında. Bunların 6 aylık morbidite oranı 7 milimetrenin üzerinde, 1000'de 8, 7 milimetrenin altında %1. 6 aylık mortalite oranı her iki grupta da %0. Peki regülansiyonu sadece anevizmanın boyutu ile orantılı ve 7 milimetrenin üzerindeki anevizmalarda regülansiyon oranı diğerlerine göre daha sık. 7 milimetrenin diğer komplikasyonlar ise 7 milimetrenin altında hemorajik komplikasyonlar ve 7 milimetrenin üzerinde ise tromboembolik komplikasyonların daha sık olduğu saptanıyor. Sadece bu 400 serilik değil, diğer 2010 yılından sonra yapılan endovasküler tedavi yayınlarında yine aynı oranlar karşımıza çıkıyor. Yani bu oranlar total nörolojik komplikasyon oranı %1,4 ile %6,7. Mortalitemiz %0. Peki başarımız nasıl? Başarımız total oksijen %54'e 87 ve rekanalizasyon olsa da sonrası anevizma nöktörü çok nadir. Oscar Poli'nin yaptığı mikrocerrahi yaptığı hastalarda total komplikasyon oranı %21'e 41, intro okluktür %1008'e %14, iç okluktür oranına %1,2'ye 13, görme alan kaybı biraz önce Şahin'in bahsettiği gibi %1'de %30, kanamamış vakalarda mortalite ise %0'la 10 olduğunu görmekteyiz. Peki biz hangi çeşidi yapacağız, ne yapacağız? Yani akım çevirici mi açacağız, koil mi yapacağız diye, yoksa stent destekli koiller mi yapacağız? İşte bu güzel bir çalışma. Bu çalışma akım yönlendirici stentin ve diğer standart endovasküler tedavilere karşılaştırması ve tam oklüzyon oranının akım yönlendirici stentlerde daha fazla olduğu ve komplikasyona, işleme bağlı komplikasyon oranlarının daha düşük olduğunu göstermekte. Paraoftalmik anevizmalarla yapılan, sadece spesifik paraoftalmik anevizmalarla yapılan akım çeviricilerde işte 74 hasta ya akım çevirici uygulanmış, 11 tanesi coil, stent artı coil yapılmış. Ve 3 aylık takiplerde DSA'da oksijen oranı %71, 31 aylık takiplerde DSA'da işte %89 şeklinde bir kapanması var. Ve bu hastalarda morbidite %1, mortalite sadece stent içi trombosa bağlı bir hasta. Mortal.
Başka bir çalışma da bu akım çeviriciliği yine standart endovasküler tedavilerle ilgili çalışmada. Burada da yine 45 hasta üzerinden çalışılmış ve akım çeviriciliğin maliyetinin daha uygun, işlem süresinin daha kısa ve yeniden tedavi olasılığının daha düşük olduğunu saptamışlar. Bundan dolayı akım çeviricisi önermişler. Paraklinikte sporlar ve fiziyel arter anevizmalarından değinecek olursak, bunlar genelde visüel semptomlarla karşımıza çıkıyorlar ve DSA görüntülerinde sadece %40 oranında süperörik fiziyel arter gözükür. Bundan dolayı cerrahilerde mikro cerrahi yaptığımız hastalarda görme hastalarında %13 iken bizim endovasküler yaptığımız hastalarda işte %05 yanlış yazılmış %0. Biz kendi deneyimimizden bahsedecek olursak, biz son 3 yıl içinde 16 hasta paraklinit anevizması olan 16 hastaya tedavi yaptık ve kanamamış hastalarda rutin 5 gün öncesinden aspirin artı virilantla başladı. Kanamış hastaya da işlem sırasında yükleme dozları verildi. Bu hastaların kadın erkek oranı 14-2, yaş ortalaması 47. Ortalama anevizmanın çapı 8. 14 hastaya sadece akım çevirici açtık. Bir hastaya stent koyup 2 hastaya da akım çevirici artı stent yaptık. Kanamış hasta 3. ayda eksi oldu. Diğer hastalarda kalıcı nörolojik defisit yok. Total oklüzyon oranı ise Okan Bey'in sınıflamasına göre C arttı. Ve takip süremiz ortalama olacak. 48 yaşında kadın hasta ortalık arter ve aynı zamanda süperiyor hipofiziyel arter anevizması mevcut hastada gördüğümüz gibi. Bu hastayı biz akım çevirici artı COIL işlemden hemen sonraki görüntü. Diğer hastamız 49 yaşında erkek bir hasta, parsiyel tromboze bir anevizması var. Süperiyor hipofiziyel arter anevizması MR görüntüsü ve DSA görüntüsü parsiyel tromboz olduğu gözüküyor. Bu hastaya sadece akım çevirici uyguladık ve postop 6. ayda TDSA görüntüsü. Bu hasta 45 yaşında, aynı zamanda Parkinson hastası, oftalmik arter anevizması. Hocalarım, değerli meslektaşlarım. Ben paraklinik anevizmalarla ilgili iki olgu sunacağım. Şöyle, ilk hastamız 36 yaşında erkek hasta, 112 ile sakla başvuruyor. Kabul ediyoruz. Başarısız bulantı kusma 1-2 aydır. Sağ gözde bir bulantı tarifli ama bu sakla beraber artış göstermiş. GKS'si 15, ek bir nörolojik defisit yok. Ek hastalıklarında hipertansiyon var. Geliş BT'si bu şekilde. Yaygın bir sakı var. Beta anjiyosunu yaptık, pro beta anjiyo. Şu bölgede, şu bölgede bir anevizma görüyoruz bunu. İntradural gibi görünüyor yani burada gördüğünüz kadarıyla. Oftalmik arter çıkışı görüyoruz burada. Anevizma klinikliği de tam boyunu engellediğini, anteoklinik tam boyunu engellediğini görüyoruz burada. Boyun bölgesinde en azından. Ardından koronal görüntü de yine aynı şekilde medyale oryante açıdan. Şöyle medyale oryante. Ve antroklinoidin boynuna gelenini görüyoruz. Antroklinoidin alınmasının önemine. DSA'sı, prop DSA'sı. Orada. AP ve lateral görüntüleri. Tam oftalmik arter hemen distalinden çıkıyor. 3D görüntüsü şu şekilde. Thank you.
bir oftalmik arteri çıkış anevrizması. Şurada boyutları görünüyor yine. Oftalmik arter, şu an ben net görmüyorum. Şurada şu olması gerekiyor oftalmik arter. Ve boyutlar da yaklaşık 1 santim boyutunda dar boyunlu sakliler bir anevrizma. Hani boyun ile oftalmik arter çıkış arasında biz bir klivaj sezdik açıkçası. Buna ne öneririz acaba? Devam edeyim hocam. Biz buna bizim klinimizdeki bir hasta endovasküler tedavi şeyimiz daha şu an hali yok. Mikrocerrahi tecrübemiz daha iyi. O yüzden mikrocerrahi düşündük. Cerrahi hazırlığını yaptık. Yani çok proksimalde olduğu için proksimal kontrolü olası şey açısından biz servikal hazırlığını yaptık ve açtık boynu. Sağ acısını rotasyonun hemen üstlerinde kontrol altına aldık. Propriston beldrenaj ya da EVDX sistemlerini genelde sak geçiren hastalarda kullanıyoruz. Pterionel kranatomi, ardından sfenik kanalindirilmesi ve anterior kranioklektomi. Ekstra dural yapıyoruz anterior kranioklektomi. Şöyle cilt disyon standart saç durumuna göre belirliyoruz. Ardından interfasyal açılışta şeyi kaldırıyoruz, cilt flevini kaldırıyoruz. Ardından keyhole bölgesine bir burhol, temporal bir burhol ve kraniotomi dönüyoruz ve kasla beraber osteoplastik olarak kaldırıyoruz biz. Ardından sfenoid kanalının dirilenmesini ve ardından da anterior kranioklektomi eksizyon yapıyoruz ekstradural olarak. Bazı hastalarda makroskopik de ilk aşamalarını yapıyoruz ama derin kısımlarını daha çok mikroskopla. Önce disekiyorle anterior kranioide duradan ayırıyoruz. Tamamen ortaya koyuyoruz ve baby ronjurla biz daha çok proksimalinden bir ısırık alarak oraya bir ince atıyoruz o kemik bağlantısını en azından ince atmak amaçlı. Daha sonra disekiyorla hafifçe oynatarak o kemikten biraz kanıyor bu hasta. Disekiyorla yine biraz oynatarak o bağlantısını kırıyoruz. Daha sonra bağlantılarını ayırdıktan sonra şey yapıyoruz. O klinoidin o üç ön kısmını çıkartıyoruz tamamen. Pardon. Tek ipna yapabilir miyiz şeyle? İyi olur ya. Yani. Son uç kısmından bu bölgede çıkartıyoruz. Dediğim gibi kemikten biraz kanıyor. Hani şey kanması değil. Sörsel'de ve flosil'de hemen duruyor. Ardından kerisinden yine o hem orbital sinirin çıkışını o foramenini genişletiyoruz. Hem turla o bölgeyi, antroklinoid bölgesini iyice eksposürü genişletmeye çalışıyoruz bu vaka özelinde. Normalde bu kadar geniş yapmıyoruz. Son aşamada da o optik sinir çıkışı vereceği şeyine yani lokalizasyonları az çok buradan teyit ediyoruz. Ardından mikrocerrahi planlamaya geçiyoruz. Planlamamızı yapıyoruz öncesinde. Sonrasında önce ya proksimal kontrolümüz servikalde olduğu için önce proksimal sivyanı açıyoruz keskin seksiyonla. Ardından ece bifurkasyoya kadar diğerini daha geniş yapmaya gerek duymadık bu hasta için proksimal yerleşme anevrizması olduğu için. Ardından lömine terminalisi açmaya ihtiyacı duyduk. Lömine var ama onu çalıştırmıyoruz genelde ihtiyaç duymadığımız sürece. Daha rahat emek
açısından biz genelde sap olan hastalarda genelde açmaya çalışıyoruz anne terminalisi. Ardından distalden başlayarak ECR burada boz koşu alıyoruz. Distalden başlayarak ardından ECR diseksiyonunu yapıyoruz. Önce lateraline biraz bakıyoruz. Disekiyoruz. Ardından medialden medial yerleşimi bir anevizma. Medialdeki anevizma lokalizasyonu teyit etmeye çalışıyoruz. Evet, anevizmanın az çok şu bölgede bir boynu görünmeye başladı şu bölgede. O optik sinir şurası. Burası ECR çıkışı, ECR girişi. Orada bir arakma implantı kesiyoruz. Ardından şurada da dura. Boyun burada görünüyor. Boynun proksimal sınırı görünmüyor. Şurası anevizma boynu. Orada durayı kesmemiz gerekecek. Şu bölgede boynun ön sınırı çok seçilmiyor. Durayı şöyle optik sinirden ve ECR'dan ayırıyoruz önce. Ardından bir sütürüyle bir şey yaptık. Sonra yakarak makasla. Boyun hizasını, optik sinir hemen şurada, optik ve ECR arası gibi bölgeden durayı kesiyoruz. Ekstra dura alanı da görüyoruz burada, açılıyor birazdan. Evet. Burası optik sinir. Ekstra dura alanı. Hızlandırılmış video. En az iki kat. Ardından tekrar boyuna, tekrar kontrol edildiğine insisyon sonrası. Proksimal bölgesinde kontrolüz. Orada oftalmik arter çıkışını görüyoruz. Evet. Oftalmik arter anevizmamızın proksimal boynun proksimali. Burası da anevizm boynunun proksimal kısmı ve oftalmik arter çıkışı şu bölgede. Buna klip olarak ECR paralel fenestre ya da yandan çarklı şeklinde de konulabilir ama proksimali çok hakim değil ve diğer lateral yüzeyindeki yapışıklıklar vesaire vardı. O yüzden daha çok dik olarak girdik klibe, ECR değil. Biraz da ECR'nin inferioruna doğru bir şey var, bir dönüşü var. Boynu ölçüldüğü kadar dar değildi yani. Kırpacdan sonra bir rüptür oldu anezma. Küçük bir kanama geldi, kendinden durdu. Doppler'le kontrollerini yaptık. Daha sonrasında kayı sonlandırdık. Hastanın nasıl dekstür olduğu gibi, son 5 tek birinin yeni bir lifti yoktu. Görmesi de kilo göre daha iyi olarak şey olur. Postop BT'si bu şekilde. BT anjurusu daha doğrusu. Klibi şurada görüyoruz. Karşı antiyoklinoidden bizim aldığımız antiyoklinoid sahasını görüyoruz. Yani ekspozit olarak antiyoklinoid almanın ne kadar önemli olduğunu burada ECR'nin devamında görünüyor. Anevizmada bir rezidüremden görünmüyor BT anjuroda. Onun dışında görüntü olarak karşı ve karşı klinoid ve bizim tarafımızda eksponerde klibin yerleşimi. Koronel görüntüler yine medyadan ECR medyaline doğru geçişi ve ne zaman görünmüyor. Postop kontrol 6. ay diye sağlar bunlar.
açısı olarak daha iyi görünen bir açı. Evet. İkinci olgu. İkinci olgumuz 66 yaşında kadın hasta. İnsident olarak saptanmış bir sağ hıca paroftalmik segmentte bir anevizması var. Ek hastalığı yok, ek bir ilaç kullanımı yok. Bu yine paroftalmik bölgede, oftalmik arterinin hemen çıkışında 5-6 milimlik geniş boyunlu bir bilobüle, geniş boyunlu bir anevizma. Yani oftalmik arter hemen boynuna çok yakın bir bölgeden çıkıyor. Şöyle bir görüntü, boyun anevizma şeyini görmek için şöyle bir açıda bakılmış. Buna mikrocerrahi endovasküler mi öneririz? Burada endovasküler tedavi düşünülmüş ama hangisi yapılacak? İşte primer kol olabilir, balon destekli olabilir. Yani burada hastanın biraz hem yaşı hem biraz da geniş boyun olması vesaire açısından belki olabilir. Yani ön planda biraz da proksimal yerleşim ve ekstra olma ihtimalinden kaynaklı muhtemelen. Endovasküler tabii ki bu bölge için daha ön planda endovasküler düşünmüş. Şey olarak da boyun geniş olduğu için ve oftalmik arter çıkışa çok yakın olduğu için ilk etapta akım yönlendireceğiz. Stent düşünüldü bu hasta için. Hasta kropidogrel altında bir hafta takibi bir direnç testi yapıldı. Her hafta işte ali heparin yıkamayla takip edildi. Burada anevizmanın planlama açısından önce anevizmanın boynunun yerleşimi, işte parenkinal arterle ilişkisi vesaire, oftalmik arterle ilişkisi gözlemek için bu açıyla bir planlama yapılıyor. Ardından akım çevirici yerleşmesi planlanıyor ve akım çeviricinin daha iyi görülebileceği bir açıya geçiliyor. Burada da koaksiyel sistem yerleştiriliyor. Koaksiyel sistemle mikrotele beraber mikrokateter Recep bifurkasyoya kadar ilerletiliyor. İçeride mikrotel var burada ve en azından stenti açarken stenti en iyi görebileceğimiz açı bu açı olduğu için bu açı tercih ediliyor tedavi yapılırken. Ardından stent mikrotel içeriden mikrokaterin içinden çıkartılıyor ve stent gönderiliyor mikrokaterin içinden. Burada da stentin başlangıç noktası, stentin bitiş noktası, burası da %90'lık tekrar toplanabilir noktası yani. Şurada stentin yarısı açılmış, bu bölgede stentin mikrokaterin ucu görünüyor. Mikrokateri aşağı inerek stenti açıyoruz. Şu an %50'si kadarı açılmış. Ardından şöyle tamamen açılmış hali stentin şurada görünüyor. Yine mikrokateter tekrar açıldıktan sonra tamamen tekrar mikrokateter içeriden mikro stentin üzerine gönderilerek stentin tamamen açıldığı teyit ediliyor. Ardından yine mikrokateter ve koaksiyel stent çıkarıldıktan sonraki şey görüntüler alınıyor. Anevizmalı stagnasyon izleniyor. O bölgede bir anevizma içerisinde bir kan akımının yavaşladığını teyit ediliyor. Burada kontrol tekrar stent sonrası kontrol anjiyogramlar. Burada 3D olarak akım çeviricinin 3D görüntüleri alınıyor ve tamamen açıldığı, rekonstrüksiyon yapılarak tamamen açıldığı teyit ediliyor. Evet, bu hastamızın da postop BT'si bu bölgede stenti görüyoruz şöyle, şu bölgede. Evet, postop GK'sı olmuş, defisit yok. Asa kolpidogrel altında şu an tedavi devam ediyor. 6. ay kontrol DSA'sını planlanıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada ikinci vaka Erhan Hocam'ın kliniğinden de teşekkür ederim Erhan Hocam ve kliniğindeki arkadaşlara. Evet, teşekkür ederim söz verdiğiniz için. En son konuşmacıyla beraber vakaları gösterdiği için tüm konuşmacıları tebrik ediyorum. Aslında paraklinoid anevizmaları ben ayrı bir kategori içinde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı ilk tartışmada olduğu gibi nasıl kavernöz sinüs anevrizmasına bakarken cerrahi mi, endovasküler mi derken orada cerrahide klipleyelim miyi sormuyoruz. Başka bir teknikle yapabilir miyiz diye. Her ne kadar biz bu anevrizmalara klip koysak da aslında bunları MCA ya da antiverkomünikant ya da postverkomünikant anevrizması gibi düşünmemek gerekiyor. Bambaşka bir teknikle mi yapabiliriz? Neredeyse tamamen ekstradural bir cerrahi yapıyorsun. Tabii ki yani bir aşamada beyin parenkimi gözüküyor ama beyin parenkiminin kendisiyle çok fazla işinizin olmadığı kafa tabanında dirillemeyle gittiğiniz bir cerrahi yapıyorsunuz. Literatür benim gördüğüm Şahin'in de yanında bulunduğu Michael Dalton'ın serisinde o yazıyı ben çok ayrıntılı bir şekilde okumuştum vakti zamanında. Görme defisitleri ve
mevcut olan defisitin düzelmesi endovasküler tedaviden daha kötü değil. İkincisi, kapanma oranları çok daha güçlü. Dolayısıyla tabii ki her zaman olgu bazlı değerlendirmek lazım ama ben paraklinoid anevrizma cerrahisinin daha proksimaldeki ilk oturumda konuşulan anevrizmaların aksine endovasküler tedaviye dönmesi düşüncesini çok doğru bulmuyorum. Ama şöyle, şunu da eklemek isterim. Bunlar dediğim gibi bir MC anevrizması değil. Nasıl anevrizma yapıyorsunuz, bir kısmına da bypass bilmeniz gerekiyorsa. Bu da üçüncü ayrı bir cerrahi teknik. Yaptığınız zaman çok iyi sonuçlar var. Daha sonraki bir konuşmada ben de göstermeye çalışacağım bazılarını. Tebrik ediyorum doktor ve de cerrahi vakaları için. Yani hastaların da sonuçları iyiyse ki kanamış hasta. Yani onda soraklet kanamanın kendi komplikasyonları da var. Dolayısıyla ben gerek yani literatür okuması gerekse naçizane bizim cerrahpaşa kliniğimizin tecrübesi doğrultusunda paraklinik anevrizma cerrahisinin endovasküleri öncelemesi diye bir seçeneğin çok doğru olmadığını, olgu bazlı takım düşüncesiyle hareket ederekten olgu bazlı bir karar vermenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Barış Hocam'a katılıyorum. Serkan Hocam'ın sunumunda bir tane bir yayın gösterdi. 400 hasta, 6 aylık morbidite 0. Bu yalan. Benim kendi, benim 400 hasta serim yok ama yaklaşık 100'e yakın, iyice yakın çevirici taktığım hasta grubu var. Şimdi bunlar da şöyle, hangi kan sulandırıcı kullanırsak kullanalım. Mesela işte 8 tane global veriyoruz, işte direnç testi yapıyoruz. Biz de bunların hepsini yaptık. Piyasadaki tüm marka stentlerin hepsini ben kullandım. Surfaz, Carbline, Derivol, hepsini kullandım. Ve kesinlikle tıkanma oranları düşük değil. Yani bu stentler tıkanıyor. Efient'te kullandım, Brilinta'da, Plavix'te, direnç testi de yaptık. En potent kan sulandırıcıyı da kullandık. Efient olarak da kullandık kan sulandırıcıyı. Özellikle kanamış hastalarda bunların kullanılması daha tehlikeli tabii ki. Şunu da gördük. Efient kullandığımız hastalarda beyin parankimi içerisinde kanamadan tutun veya karşı taraf parankimde kanamadan tutun, stentin tıkanmasına kadar birçok komplikasyon yaşadık. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Endovasküleri masum göstermeye yapan yayınlar çok doğru değil. Mesela 400 hasta sıfır komplikasyon olayı bence tamamen yanlış. Burada da ben Barış Hocam'a katılıyorum. Endovasküler tedavileri bu paraklinoid anevrizmaların masum değil. Yani önce klipleyebiliyorsak bence ilk tedavi seçeneği her zaman klipleme olmalı. Çıkardığımız hastalar da ayrı tıkanmaya bağlı. Şu da olabilir.
stent çıktığında olduğunda evet biz onları açma işlemleri yapıyoruz kromoyu ama onlar her zaman başarılı olmayabilir. Benim çok hoşuma geldi stent tıkanması. Yani mesela 100 hastanın en az 10-15 tanesinde stent tıkanması geldi başarılı. Ve en potent kan sulandırıcı kullanmamıza rağmen bu. Yani direnç testi her yerde olmayabilir, onu da söyleyeyim. Yani biz ilk başta yoktu, sonra getirdik hastaneye ama direnç gelişti. Yani direnç testi pozitif çıkan hastalarda bir tıkanma gördük. Sonra kan sulandırıcı ilaçları değiştirmeye çalıştık. İşte daha potent olan etkenlikleri veya işte bir litre birinden bir sitede bir litre yapıyor. Onları da kullandık. Bunlara rağmen tıkanma oranları yüksek. Tabii bu oradaki sadece 400 vakalık seviyeye takılmamak lazım. Daha sonraki slaytında şey vardı, bakım tevirciğini kullanmışlar ve paraoftalmik anevizmalarda 73 hasta ve bir tanesi sadece morbidde. Yani morbid. Hocam, müsaade ederseniz. Şimdi hocam paraoftalmik anevizmalarda biz bundan daha önce yaklaşık 5-6 senedir bu kontrol türleri geçtik. Ondan önceki bir 10 senelik önceki tecrübemizde bu açık hücreli stentlerle işte ya da closed stent hücrelerle bu paraoftalmik anevizmalar yaptı. Şunu söyleyebilirim ki bir sene büyük anevizmalar hemen hemen %100'ünde rekanalizasyon gördük. Yani bunları sonra daha sonra incelemeye başladık. Niye bu kadar stent işlemiyor paraoftalmik anevizmalar? Bu kadar fazla. Üstelik coil yoğunluğunu inanılmaz derecede yoğun tuttuğumuz halde inanın ki bu eski model stentlerle paraoftalmik ya da supraklinik anevizmaları artık ben mesleki olarak hani biz bunun artık endovaskülerini yapmayalım. Çok fazla rekanalizasyon var diye düşünmeye başlamıştık ki tam floor waterlar çaremize yani yetişti işin açıkçası. Şimdi oradaki kavurunun segmentteki dönüşler, elongasyonlar falan biraz daha incelediğimizde işte akıma karşı olan hiçbir anevizmada primer koyulma işe yaramıyor. Bir şekilde pek olup içeriye yaslanıyor. Bunun çözümleri tam flow diverter'lar işi çözüyor. Ama dediği gibi hocam flow diverter'lar da bu sefer ikinci problemi yaşamaya başladık. Tromboz ihtimali. Bunlarda da yapabileceğimiz tek bir şey var. Yani bu algometrelerle işte plavistinci kullandığımız ilaçlara karşı bunlarla artık girebiliyoruz. Bazen çok fazla artık akım çeviriciler bize çok fazla coil peak'i yapmak bile yapmadan bile artık anevizmayı kapatma imkanı sağlıyor. Özellikle paraoftalmikte benim direnç ölçüm hiç karşıma bir beni şok edecek bir durum hani bugüne kadar çıkmadı. Ama şunu söyleyebilirim ki yani bu paraoftalmik iyice bir şeylerinde tamamen pilaris, klopidogril bırakmış durumdayız yani şey olarak. Çünkü biz bunu kliniğimizde ciddi bir klopidogril direnci görmeye başladık artık. Neredeyse %10'lara, 15'lere her 10 hastamızdan, 1 hastamızdan, 2 hastamızdan. Ama dediğim gibi bir lantrelere ya da geri dönüşümsüz inhibisyon yapan işte Efient gibi ilaçlar. İki Efient benim için korkutucu bir ilaçtı çünkü geri çeviremem. Bunlarda hemen hemen ölçtüğümüz cihazlarda herhangi bir direnç görmedik. Teşekkür ederim. Şimdi, öncelikle iki şey yine bir kliniğe yönelik, eyüplerine sağlık, kliniğe yönelik yine iki tane öneride bulunmak istiyorum. Bir, laminat analizin açılması. Tavsiye anevrizma bronhi altına alındıktan sonra açılmasıdır. Neden? Siz anevrizma ile uğraşırken intraoperatif rüptür olursa sizin hali hazırda açık. Laminatörün anistan okan 4. harfiyle kadar gider ve kliniğimizi daha bozabilir. Dolayısıyla